Ekranda iki tane polar grafik görüyorsunuz. R eşittir 3 sinüs teta ve R eşittir 3 kosinüs teta'ya ait bunlar. Bulmak istediğimiz şey ise bu arada kalan mavi ile taralı kısmın alanı. Dikkat ettiyseniz bu alanın bu iki dairenin kesişimi olduğunu da görebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve alanı kendi kendinize bulmaya çalışın. Denediniz ve cevabı bulduğunuza göre hadi şimdi de birlikte yapalım. Bu sorunun ilginç kısmı alanın iki polar grafik ile belirlenmiş olması. Kesişim noktaları ise göz kararı bakacak olursak teta pi bölü 4 de miş gibi değil mi? Kosinüs pi bölü 4 ile sinüs pi bölü 4 birbirine eşittir. Bu da burasının kesişim noktası olmasını doğruluyor. Evet kesişim noktası pi bölü 4. İsterseniz bu ikisini birbirine eşitleyip bu eşitliği sağlayan teta'nın neye eşit olduğunu da bulabilirdiniz. Ama grafik üzerinde bunu yapmak biraz daha kolay. Şöyle işaretleyelim. Teta pi bölü 4'e Eşit. Durum böyle olunca bu sorudaki püf noktası da teta 0 ile pi bölü 4 arasındayken şimdi kırmızıya boyadım ve teta pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasındayken de maviye boyadığım kısımla ilgilenmemiz gerektiğini anlamak. Başka bir deyişle mevcut alanı iki parçaya ayırdık. Birinci alan, hemen not edeyim, 1 bölü 2, teta 0 ile pi bölü 4 arasında, 3 sinüs teta'nın karesi d teta integrali olacak. Evet, turuncu alan bu. Mavi alan ise 1 bölü 2, e, teta pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasındayken, 3 kosinüs teta'nın karesi d teta'nın belirli integrali. Bu arada bu iki alanın birbirine eşit olduğunu, yani buradaki teta eşittir pi bölü 4 doğrusu etrafında simetrik olduklarını da siz de görmüş olmalısınız. O halde bu alanlardan birinin neye eşit olduğunu bulup sonucu 2 ile çarparsak toplam alanı bulmuş oluruz öyle değil mi? Bunun ispatını da yapabilirsiniz ama şimdilik toplam alanın bunun 2 katına eşit olduğunu kabul edelim. Evet turuncuyla yazdığımın 2 katını alırsak bunu da yazalım. 0 pi bölü 4 arasındaki integral 9 çarpı sinüs kare teta d teta. Evet, bunu elde ederim. Bu integrali isterseniz hesap makinesiyle de hesaplayabilirsiniz ama analitik olarak hesaplamak isterseniz sinüs kare teta'nın 1 bölü 2 çarpı 1 eksi kosinüs 2 teta'ya eşit olduğunu Bilmelisiniz, bu trigonometri derslerinde sıkça karşılaşacağınız bir özdeşlik. Bunu not edelim. Sinüs kare teta eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 eksi kosinüs 2 teta'dır. Bunun yerine bunu yazarsak, eşittir 1 bölü 2'yi de dışarıya alalım. E, 9 bölü 2 integral 0 ile pi bölü 4 arasında 1 eksi kosinüs 2 teta d teta olur. Devam edelim. 9 bölü 2. Birin ters türevi teta'dır ve kosinüs 2 teta ise eksi sinüs 2 teta. Yazıyorum burası eksi sinüs 2 teta bölü 2. Ama şöyle yazarsam daha iyi olacak sanki. Eksi 1 bölü 2 çarpı sinüs 2 teta. Bu arada bunu u dönüşümü ile de yapabilirdiniz sinüs 2 teta'nın türevinin 2 kosinüs 2 teta'ya eşit olduğunu ve bunu eksi 1 bölü 2 ile çarpınca da eksi 1 elde edeceğimizi de kontrol edebilirsiniz. Neyse, bunun pi bölü 4 ile 0'da aldıkları değerleri birbirinden çıkarmamız lazım bu noktada bunun sıfırda aldığı değerin sıfıra eşit olduğunu gördüyseniz yapmamız gereken tek şeyin bunun pi bölü 4'te aldığı değeri bulmak olduğunu da anlamışsınızdır. O halde hadi yapalım. 9 bölü 2 çarpı pi bölü 4 eksi 1 bölü 2 sinüs 2 çarpı pi bölü 4 pi bölü 2 eder öyle değil mi? Sinüs pi bölü 2'nin 1'e eşit olduğunu da biliyoruz. O halde burası pi bölü 4 eksi, burası da 1'e eşit. Böylece 9 bölü 2 çarpı pi bölü 4 eksi 1 bölü 2. Bunu da pi eksi 2 bölü 4 olarak yazalım. Parantezi de açınca 9 pi eksi 18 bölü 8 elde ederiz. İşte bu kadar.